Genç her gün arabasıyla işe giderken komşularından birini karşılıksız gidecekleri yere bırakmayı alışkanlık haline getirmişti. Tanımadığı biri de olsa yolda gördüğünü alırdı arabasına. Yine bir gün komşusu ona "Yolda gördüğün herkesi arabana alır mısın hep?" diye sorunca adam "Peygamberimizin şu hadisini duyduğumdan beri yaparım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yanında fazla binek hayvanı olan hayvanı olmayana versin. Yıllardır bu iyiliği alışkanlık haline getirdim. Bunun bereketi olarak da Rabbim beni bu hadis sayesinde birçok kazadan kurtardı." Komşu duyduklarına çok şaşırdı. Bir zaman sonra Allah'ın izniyle bir araba satın aldı. O da her gün işine giderken peynir satan yaşlı bir kadını arabasıyla pazara bırakıyor, işten çıkınca da onu alıyor, peynir kutularını da arabaya koyup evine bırakıyordu. Bu gencin hayatını değiştirecek bir olay oldu. Arkadaşından borç alarak bir yakınına borç verdi. Yakını ona borcunu ödediğinde o da arkadaşına borcunu ödeyecekti. Ödeme gününden bir hafta geçmişti ancak yakını borcunu getirmemişti. İşittiğine göre ailesiyle birlikte başka bir ülkeye gitmişti. Günler geçti, genç yemek yiyemiyor, uyuyamıyor, ailesiyle dahi konuşmuyordu. Bir gün yaşlı kadın adamın yüzündeki üzüntüyü görünce neyi olduğunu sormuş, adam da "Anneciğim, benim büyük bir sıkıntım var, bugün son gün" dedi. Yaşlı kadın arabanın camından göğe bakarak "Allah'ım, sen onun sıkıntısını gider, bugün gider Allah'ım" diye dua edince وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ona nasıl Allah'la böyle konuşursun diyecektim ki Peygamber Efendimizin şu hadisi geldi aklıma. Nice saçı başı dağınık, toz içinde kimseler vardır ki Allah'a yemin etseler hemen gerçekleşir. İçi rahatladı, üzüntü ve kederini unutuverdi adam. Evine gitti, ailesiyle güldü, muhabbet etti. Eşi ona "Bir gelişme mi oldu?" deyince adam "Hayır, ama inanıyorum ki Rabbim beni darda bırakmayacak" dedi. Adam yatsı namazını camide kıldı. Tam çıkacağı sırada borç verdiği yakınını gördü mescitte. Adam tebessüm ediyor ve geciktiği için özür diliyordu. Birlikte camiden çıktılar. Borç aldığı paranın tamamını uzattı adama. Ve neden bir hafta geciktiğini de anlattı. Genç adam gülümseyerek göğe baktı ve bu olanlar bir hadisi öğrenip onunla amel edip başkasına da öğretmenin bereketidir dedi. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Bir genç cuma vakti girmeden önce camiye girdi. Camide daha önceden görmediği bir adam vardı sadece. Her zamanki gibi ilk safa geçip oturdu. İki rekat namaz kıldıktan sonra bu adamı izlemeye başladı. Her halinden ibadet ehli olduğu anlaşılan temiz yüzlü adam Kur'an okuyordu. Cuma namazından sonra adam bu gence selam verdi ve ona şöyle dedi. "Bir ihtiyacın var mı?" Çocuk önce şaşırarak sonra gülümseyerek "Hayır cömert kardeşim, yok" dedi. Ağırbaşlı adam diğer yanındaki işçiye dönerek gence sorduğu soruyu tekrarladı. Utanan ve yüzü kızaran işçi, "Benim gibi birine ihtiyacın var mı diye sorulur mu?" dedi. Adam bunu duyunca çok sevindi ve hemen işçinin ihtiyacını sordu. Sonunda adam işçiye ihtiyacından fazlasını verdi. Adam sevinçle camiden çıktıktan sonra bu olaya şahitlik eden genç adama tam olarak ne yapmak istediğini ve bunu her cuma yapıp yapmadığını sordu. Adam da üniversitede hoca olduğunu ve bu yaptığı şeyi her cuma tekrarladığını söyledi. Ardından hikayesini anlatmaya başladı. "Ben cuma namazımı üniversitenin yakınındaki camide kılardım. Ailemizin geçimini sağlayan tek kişi olan babam vefat etmişti. Üzüntüm her halimden belliydi. Yanımda namaz kılan bir adam üzüntümü anlamış ve bana "Hayırdır oğlum, nedir bu derdin? Bir ihtiyacın mı var?" dedi.
Adama biraz baktıktan sonra üniversite taksidimi ödemek istiyorum ama buna gücüm yok dedim. Adam da sakin bir şekilde başım gözüm üstüne, üniversiteyi bana göster, adını soyadını söyle yeter. Yarın oraya gider, makbuzunu alırım. Allah'ın izniyle mezun oluncaya kadar her yıl bunu yaparım dedi. Ne diyeceğimi bilememiş, gözüm yaşlarla dolmuş bir şekilde ona dua ettim ve bu iyiliğin karşılığında ne yapabilirim diye sordum. O da, bak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter, dedi. İlla karşılık olarak bir şey yapmak istiyorsan, her cuma çıkışı yanında namaz kılana aynı soruyu sorarsın. İhtiyacı varsa gücünün yettiği kadar yardım edersin. Böylece ödeşmiş oluruz, dedi. Gerçekten de adam dediği gibi mezun olup üniversitede hoca oluncaya kadar eğitim taksitlerimi ödedi. Bu yıllarda onu ziyaret eder, başarılarımdan bahsederdim. O da bana hayal bile edemeyeceğim hediyeler verirdi. Mezuniyetten sonra bu iyiliksever adam vefat edinceye kadar böyle devam ettik. İşte bu yüzden ben de her cuma farklı bir camide namaz kılar, yanımda namaz kılana ihtiyacını sorarım. Ben de ruhumu Allah'a teslim edinceye kadar bu takvalı adamın sözünü tutacağım. İnnallâhe ya'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bagî ya'idhukum leallekum tezekkerûn. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.